Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için Binance'dan bahsetmek istiyorum. Binance Futures işlemlerinden ve Binance'a ödediğiniz komisyonları nasıl düşürebileceğinizden bahsedeceğim. Binance çok popüler bir borsa. Yani hem insanlar burayı cüzdan gibi kullanıyor hem de işte borsa gibi ucuz olması, kolay olması, büyük bir hacme sahip olması Binance'ı üstün kılıyor diğerlerinden. Ve kolay bir işlem şekli var, güvenlidir diğerlerinden. Bunun için de Binance'a yani gelen insanların sayısı çok fazla. Belki beni izliyorsanız sizin de şu an Binance hesabınız vardır. Ama Binance'da komisyonlar ödüyoruz belli bir miktarda. Bu komisyonlardan nasıl tasarruf edebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Mesela ben tüm videoların altında açıklama kısmında, description'da bunları yazdım. Binance Futures vadeli işlemler %10 komisyon indirimi kazanmak için referans bölümüne Türkiye yazıyorsunuz ya da direkt tıklayıp kayıt olabiliyorsunuz. Ve bu zaman kayıt olduğunuz zaman siz kaldırası işlemler yaptığınızda yani futures işlemler vadeli işlemler yaptığınızda %10'luk bir komisyon indirimi alıyorsunuz. Bu da çok fazla komisyon ediyoruz kaldırası işlemlerde, futures işlemlerinde. Bu zaman bize bu tasarruf çok büyük önem taşıyor bizim için. Ve normal trade'lerinizde de bu linkten kayıt yaparak %20'lik bir komisyon indirimi kazanıyorsunuz ve bunu ömür boyu kazanıyorsunuz. Mesela diyelim ki herhangi bir işlem yaptınız, bir coin aldınız, bir coin sattınız ve bu zaman siz diyelim ki 10 dolar para ödemelisiniz, yani işte komisyon ödemelisiniz. Ama bu zaman siz bu linkten kayıt yaptıysanız bu zaman siz 10 dolar değil sadece 8 dolar para ödemesi yapacaksınız. Yani burada %20'lik bir karınız olacak komisyon ödemelerinde. Aynı zamanda Binance Futures yani vadeli işlemlerde ise %10 alacaksınız. Ve bunu almak için diyelim ki sizin Binance'da bir hesabınız var. Ama bir güne kadar vadeli işlemler, Futures işlemleri yapmadınız. Ve bu zaman burada Binance Futures işlemlerine giderek, bakın burada gösterelim. Burada trade'in birçok növleri var, işte türleri var. Burada mesela USDT Futures, Coin Futures ve Leveraged Token'lar var. Mesela USDT Futures'a girelim. Bende şu anda hesap açıldığı için gözükmeyecektir bu kısımda. Bunu resimde size anlatacağım. Bu bölümde bir tane bölüm geliyor. Sizin Futures hesabı oluşturmanız için. Ve bu oluşturduğunuz hesapta da burada bir kod istiyor sizden. Bakın bu resimdeki gibi. Bakın burada Open Futures Account diyor. Ve burada Türkiye sözünü buraya yazdığınız zaman, bu kodu yazdığınız zaman, işte bu kodlaştığınız zaman size %10 indirimi verecektir. Ve siz komisyonlardan %10 indirim alacaksınız. Ve bunun için ya bu linkten kayıt olmalısınız ya da eğer hesabınız varsa bu zaman burayı Türkiye sözlüğüne yazarak %10 indirim elde edeceksiniz. Bu da daha kolay ve daha az bir masrafla işte kripto para ticareti yapmanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Ve Binance'ın birçok üstünlükleri var. Bunun en büyük hacme sahip olması. Yani istediğimiz fiyattan aldığı, istediğimiz fiyattan satış yaptığımız zaman limitli bir satışlarda daha kolay olmasıdır. Ve burada işte indikatörlerin iyi olması, görünümün güzel olması, tasarımın iyi olması işte Binance'ın diğerlerinden üstün kılıyor. Birçok para kazanma yönleri vardır. Binance'da eklemiştir bunları ve bunlardan biri de Binance Futures'dur. Futures işlemleri biz saniyeler içinde büyük bir işte değişimlerden kar elde edebiliyoruz. Çünkü burada bilmiş olduğunuz üzere marginler var burada. Kaldıraç işlemleri var. Ve kaldıraç işlemleri burada Bitcoin'de Bitcoin USDT cinsinde %125'e kadar yani 125 kattır daha doğrusu. 125 kat yani siz diyelim ki 1 dolar para işlem yaptınız. Bu zaman burayı 125'e çekerek işlemi 125 kat yapabilirsiniz. Ama tabii ki bunun da riskleri var. Eğer kaybederseniz de 125 katını kaybedebilirsiniz. Bu da sizin ana paranızı yani yatırmış olduğunuz 1 doların kaybetmesinize neden oluyor. Ama kazanırsanız da 125 doların karı ne kadarsa o kadarlık bir kazancınız olacaktır. Aynı zamanda burada cross ve isolated margin seçenekleri vardır. Bu nedir arkadaşlar? Cross odur ki sizin işte bütçenizde ne kadar varsa, cüzdanınızda ne kadar varsa bu onunla size kaldıraç oranı veriyor. Ama isolated'de ise siz yalnızca elinizde olan parayla
işlem yapıp kaybettiğinizde de elinizdeki para gidiyor. Yani o cinste olan para gidiyor. Mesela USDT ise USDT gidiyor, Bitcoin ise Bitcoin gidiyor. Böyle. Yani ilk hesabınızı açtığınız zaman neler yapılıyor bunları tabii ki herkes biliyor. Normal bir hesap açılır ama işte bölümleri bilmek şarttır. Bu futures bölümüydü Binance'ın. Şimdi Binance'ın ana sitesine dönelim. Ve burada trade bölümünde normal basic trade, classic trade, advanced margin, OTC ve P2P var. Ve derivativdekileri demin anlattım. Burada saving, staking işlemleri yapılabiliyor. Binance bu var. Binance Visa kartı var Binance'ın. Kripto wallet yani kredileri var. Ve liquid swap'ları da burada görebilirsiniz. Ve aynı zamanda kripto paraları kredi kartıyla alabiliyorsunuz ve depo Türk lirasıyla paparayla depozitoda yatırabiliyorsunuz. Mesela bir girelim paparayla depozit yatırma işlemi nasıl oluyor? Yani Binance'ın bir iyi yanı var ki Türk lirası da eklenmiştir ve daha kolay bir şekilde Türk lirasını da burada görebilirsiniz. Mesela paparayla %1 ücret alıyor. Edevi Cash ile ücret almadan siz burada para yatırabiliyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Ve diğer yöntemler de var. Mesela kredi kartıyla alabiliyorsunuz. Kredi kartıyla nasıl alınıyor? Buna da bakalım. Evet. Şimdi burada Türk lirası mı almak istiyorsunuz diyelim. Ya Türk lirasıyla mı almak istiyorsunuz ya diğerleriyle buradan seçim yapabiliyorsunuz. Hangi para birimini alacaksanız. Ve burada coin'i seçiyorsunuz. Hangi coin'den almak istiyorsunuz? Mesela BTT, USDT alabiliyorsunuz diyelim ki. Burada da işte kredi kartınızı yazabiliyorsunuz. Burada mesela Bitcoin seçelim neyse. Ve burada Buy BTC diyerek kredi kartıyla ödemeleri yapıp bakın burada da sırasını veriyor. Onlarla işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ve burada market sesi neyi var? P2P trading var. Cash balance var. Yani siz cash balance yapabilirsiniz. Var. Çekim yapabilirsiniz. Türk lirasıyla. Bu bölüme girip bakalım ne işe yarıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi Türk lirası ya Bitcoin değişimi yapabilirsiniz. Cash balance Türk lirası olarak kullanabilirsiniz. Ve burada Bitcoin'i cash balansınızla alabiliyorsunuz. Burada da top up now diyerek bilmiş olduğunuz üzere ve demin anlattığım gibi burada işlemleri bir dakika bekleyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi yine bu bölümde ekleyebilirsiniz. Ve basit bana klasik seçenekler var burada. Bakalım bunlar. Bu eski yani klasik bir trade penceresi. Buradan işte coinleri seçiyorsunuz. Margin olanlar var burada. Margin seçeneğini de kullanabilirsiniz. Ve işte alışverişinizi böylelikle yapabilirsiniz kolay bir şekilde. Finans bölümünde de staking'ler var. Mesela Binance'da şu an staking'ler de çok popüler oldu. Lending'ler de çok popüler oldu. Burada da görmüş olduğunuz gibi yıllık gelir yeri var. Ve bu gelirlere uygun olarak siz para kazanabiliyorsunuz. Mesela bir günlük de kapayabiliyor EOS'u. Minimumda 10 EOS'tur. 10 EOS yatırım yapıyorsunuz ve bir günlük bir yıla %6,79 düştüğü karını bir günde size verebiliyor. Ve burada görmüş olacağım Bant coin, Fame coin, Dash coin, JX bunların hepsini verebiliyor. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bu coinlerle biz staking de yapabiliyoruz. Şimdi geri dönelim. Ve Binance'la ilgili ticaret ile ilgili diğer bölümlere bakalım. Kripto loans var burada. Kripto loans'la bahsedelim. Biz burada belli bir miktar kredi verebilir ve kredi alabiliriz bu loan bölümünde de. Burada da görmüş olduğunuz gibi bölümlerden 7 günlük, 14 günlük, 30 günlük ve 90 günlük biz işte kredi alabilir ve kredi verebiliriz aynı zamanda. Bunları da görüyoruz. Ve sonra sizler için burada Binance Visa kartı yeni çıktı. Bunu anlatmak istiyorum. Binance'da Visa kartı var aynı zamanda. Binance kredi kartı var daha doğrusu. Visa debit. Burada da siz bölgeyi seçiyorsunuz. Mesela Türkiye'yi seçiyoruz.
Regis ediyoruz ve bilhassa vize kartını bu bölge için aktif olduğunda sizin için gönderiliyor. Böylelikle daha kolay bir şekilde ATM'lerden para çekimi de yapabiliyorsunuz. Burada da cüzdan kısmı var. Cüzdan kısmında da depo spot var, margin var, futures var ve diğerlerini görebilirsiniz. Normal hesap spottur. Yani normalde para göndermek için spot seçeneğini seçip burada coinleri seçip göndermek gerekiyor. Bakalım. Evet, şu an bende 34 dolarlık bir Dashcoin var. BNB var, SXP var, Bitcoin var az miktarda. Ve diğer coinler de var. Mesela diyelim Dashcoin'e yatırım yapmak istiyorsunuz. Bu zaman depozito tıklıyorsunuz. Ve burada sizin için Dashcoin'in burada bölümü çıkıyor ve siz buraya parayı gönderdiğiniz zaman hesabınıza yansıyor. Evet arkadaşlar, esas olan az komisyon ödemektir. Ve bunun için de mesela market kısmına girip buradan da bakabilirsiniz, coinlere işlemler yapabilirsiniz ya işte futures ya da normal spot trading yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki herhangi bir şeye girelim, mesela USDT. Bunu daha kolay bir şekilde klasik ticaretten bakalım, komisyon ödemek bakımından diyorum. Mesela diyelim ki belli bir miktarda al sat yapmak istiyoruz, diyelim ki bir Bitcoin alacağız, bir Bitcoin ve bizim burada bir belli bir komisyon ödememiz gerekiyor ve bu komisyonlardan %10'luk bir düşüş veriyor bu sistem. Böyle arkadaşlar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bilansla ilgili herhangi bir sorunuz ya sıkıntınız olursa iletmekten çekinmeyin ve %10 ve %20'lik İşte bu komisyon indirimleri almak için linklerden kayıt olun ve hesabınız varsa kaldıraçlı işlemler, vadeli işlemler bölümüne girmediyseniz orada girerek Türkiye sözünü yazarak, koduna yazarak orada da %10'luk bir indirim kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, herkese bol kazançlar dilerim.